canımızı, adaletimizi falan onlara teslim ediyoruz. Ama sürünen, yerde sürünen bir yargı anlayışı var. Yine bir şey anlatayım size. Yani yakın zamanda değil. Ben baro başkanı iken etrafa dedim ki arkadaşlar bakın yani baro başkanı olduk diye böyle sağ sol falan filan bir şey sanmayın demiştim yani arkadaşlarıma. Bunu bir yargıcı anlattım. Adalet Komisyonu Başkanı'na dedim çünkü ben baro başkanıyım. Yani avukatım, bu adliyeye girdiğinde nasıl çıkacağımı bilmiyorum. Yargıç, Adalet Komisyonu Başkanı dedi ki Sezgin Bey sen öyle söylüyorsun da bizi de adliyeye girsek nasıl çıkacağımızı bilmiyoruz. Yani bunu yargıç gerçekten ya. Yani bu kadar çok güvenilmez, öngörülmez bir hukuk sistemi var Türkiye'de. Aynı zamanda. Şimdi Narin cinayetini söyleyeyim. Aradan kaç gün geçmiş. Diyarbakır'ın dibinde, yani neyse banyosu olan bir yerde. 19 gün cesedini bulamadık. 1 kilometre etrafta dolandık, bulamadık. 39 gündür, 40 gündür cinayetin nedenini bilmiyoruz. Daha katil ortaya çıkmadı yani. Evet. Bunu aydınlatamamış bir devlet nasıl yurttaşına güven verecek? Az önce konuştuk. Bugün Tolga Şardan yazdı. Nari'nin evindeki halıda DNA incelemesi yapılacak. Kaç gün sonra? 40 gün sonra. Bu kadar vakitte bunun yapılmamış olması ya bakın, nasıl izah edilebilir? Ya nasıl güveneceğiz yargıya, güvenlik aygıtına falan? Nasıl güveneceğiz? Ya devlet niçin var? Niçin var? Eğitim için var. Adalet için var. Sağlık için var. Güvenlik için var. Bunların hepsi çökmüş ya. Evet, dün bir haber vardı. Galip Ensarioğlu'nun damadı bir hırsızlık soruşturmasında tutuklanıp aynı gün serbest bırakıldı diye. Ya şöyle bu bakın. Da mesela yani hani şey sen Adalet Kalkınma Partisi milletvekiliysen, elin kolun uzunsa, nüfus sahibiysen yargıdan istediğin şöyle, kararı çıkartabilirsin yani, gibi. Olayı biliyorum yani dolayısıyla hani ben bu yargıya yani güvenmiyorum bir sefer yani sonuç itibariyle. Bu olay bakımından da yani ben Galip Bey tabii milletvekili Ziyaret Odası Başkanlığından tanıyorum kendisini. Öncesinden de tanıyorum ama damadının babasını en az 35 yıldır tanırım. Diyarbakır'ın en saygın insanlarından birisidir. Öyle mi? Evet. Yani sözü senet olan bir insandır. Herkesin saygı duyduğu, sevdiği birisidir. Dolayısıyla böyle bir işe tevessül edebilecek bir yapıda olan bir aile değil. Şikayetten vazgeçmiş. Yani şikayet eden şahıs. Yanlışlıkla şikayet ettim demiş. Çünkü kripto parada sanırım şey yapamıyorsunuz. Yani kimliğiniz çok ortaya çıkmıyor. Kimliği açık ortaya çıkan bunlar olduğu için şikayet bunlara kadar uzanmış. Şeyden sonra tutuklama işleminden sonra şikayet eden şikayetten vazgeçtiği için hakim de böyle bir karar vermiş. Yani ben Ensarioğlu'nun müdahalesi yok çünkü aradım ben işte damadın babasını aradım sordum nedir neyin nesidir gerçekten bana verdiği bilgi bu çünkü şikayetten vazgeçme sonuçta eğer şikayete bağlı bir suçsa eğer şey olabilir yani sonuçta hakim takdir hakkını kullanabilir olur. Evet. Şunu da sorayım ama şöyle bir şey bakın hani milletvekillerinin yani işte yakınlarının çevrelerinin tabii suçla ilgili olarak konuşulması falan doğru bir şey değil yani sonuçta. Ya, yani işte bu mesele bu, şöyle Sezgin Bey yani ben dosyanın içeriğini bilmiyorum gerçekten hani söylediğiniz gibi midir? Bana böyle anlatın. Ben tanıyorum Mahsun Bey'i ama tanıyorum. Bunu, evet, mesele şu yani insanların bunun böyle olmuş olabileceğine yani böyle olmuş mudur derseniz evet olmuştur derler. %80-90 yani. Olmamış mı? Galip Ensarioğlu'nun damadı olduğu için mahkeme bırakmıştır. Aynen böyle bir problem bu. Yani. Aynen böyle bir kabul var. Çünkü siyaset kurumu sonuçta yargının içerisinde yargı siyasetin etkisi içerisinde bir yargının bağımsız ve tarafsız olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla böyle bir tabloyu görenin ilk aklına gelecek şey de tabii işte arkanızda bir siyasetçi varsa babanız işte etkili bir insansa hapiste kalmasın, her türlü suçu işlersin. Ortalama yurttaşımızda bu duygu hali var yani. Ortalama şimdi Erdoğan konuşuyor bu arada tabii onu da anlamaya çalışıyoruz ama içerideki ve dışarıdaki sorunları da gündeme getiren bir konuşma yapıyor. Filistin, Lübnan konusuna da girdi. Siz o bölgede yaşadığınız için sonuçta hani İsrail'in Lübnan'a yönelik bir kara operasyonu başladığı yönünde ciddi haberler var. Yani o bölgede çok ciddi bir tansiyon yükselmesi yaşanıyor. Türkiye'nin bu konuda ilgisizliği sanki varmış gibi. Hani Süheyman var, Büyükelçi der ki, emekli Büyükelçi ben olsam Erdoğan'ın yerinde geceleri uyku uyuyamam. Çünkü Türkiye'nin ciddi bir şekilde bu konuda etkilenmesi lazım. Etkilendiğini hissettirmeyen de bir
açıklamalar var. Ya, maalesef yani Türkiye, Orta Doğu'da da, İslam dünyasında da, Arap dünyasında da etkisini ve itibarını kaybetti maalesef. Dolayısıyla yani İsrail nezdinde de Arap dünyası bakımından da sözü dinlenen bir ülke olmaktan çıktı. İşte ABD bakımından itibar büyük kayıp var. Rusya ile olan ilişkiler itibar kaybı var. O nedenle AB ile olan ilişkilerimiz yani tamamen kopmuş durumda. Dolayısıyla sözü dinlenmeyen, ne dediği dikkate alınmayan bir Türkiye var. Aylardır işte konuşuluyor İsrail ile olan ilişkiler bakımından. Halen ticaret yapıldığı konusunda, halen bu koşullarda bile ticaret yapıldığı konusunda kuvvetli veriler var. Aynı zamanda ona devam ettiği konusunda. Yani şeyin uluslararası kurumlar, evet yani bir yaptırım gücünden uzaklar aynı zamanda. İnsanlığa karşı suçlar işleniyor 7 Ekim'den bu yana. 7 Ekim'de de yapılan saldırı da insanlığa karşı suçtu aynı zamanda. O kadar sivilin öldürülmesi. Ama ondan sonra çok daha berbat. Gerçekten de Orta Doğu'yu başka bir yere taşıyacak. Yani bir savaş ortamındayız. Lübnan'a girildi, Suriye'yle işte yine evet, bir çatışma hali var İsrail'in. İran'la İsrail arasında büyük gerilim var. Ne yapacakları belli değil. İran Cumhurbaşkanı kendi ülkesinde güvenli değil. Kendi ülkesinde bir cumhurbaşkanı da dini lider kendini güvende hissetmiyor, güvenli bölgeye götürülüyor. Yani bu kadar gerilimin ortasındayız. Ama Türkiye bütün bu gerilimleri sona erdirecek bir güçlü pozisyonda değil, uluslararası ilişkiler anlamında. Artı şeyde de var yani, o gerilim işte Irak'ta da var ya, işte 20'sinde Kürdistan bölgesel yönetiminde seçim olacak. Orada da gerildim var. Evet. Şeyde ne olacağı belli değil. Yani Suriye'nin kuzeyinde ne olacağı belli değil. ABD çekilecek mi, çekilmeyecek mi, ne yapılacak? Dolayısıyla böyle bir belirsiz bir tablo var. O nedenle bu dönemde parlamentoya gerçekten de bu konularda sağduyulu, sonuçta barış odaklı özellikle, yani hem içeride toplumsal barışımızı sağlayacak, dışarıda da barış odaklı bir dış siyasetin izlenmesi gerekiyor. Onu bu hükümet yapar mı, diğer siyasi partiler işbirliği yapar mı, ben çok umutlu değilim. Bu arada Özgür Özel genel kurula geldiğinde ön sıradaki bütün şeylerle, parti temsilcileriyle tokalaşmış. Devlet Bahçeli ile de tokalaşmış. Tam da tokalaşması bu sabah Devlet Bahçeli Özgür Özel'i tehdit ettikten sonra geldi diye şimdi sosyal medyada ne konuşulmaya başlandı. Akbabaların kanatlarını koparacağını Bahçeli, Özgür Özel'i tehdit etti, Özgür Özel gitti Devlet Bahçeli ile tokalaştı diye. Evet. Bu arada herhalde Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir grup özellikle Erdoğan'ın gelmesi sırasında salonda yer almadı. Çünkü herkesin ayakta ve işte karşılayacağına yönelik bir bilgiye geldi. Daha önce de yani Kemal Bey'in zamanında da ben hatırlıyorum. Yani Cumhurbaşkanı geldiğinde ayak kalkıldığı dönemler oldu yani. Bu CHP içerisinde her zaman tartışma konusu olmuştur. Yönetim bu şekilde bildirimde bulundu. Milletvekilleri de ben tabii buradaydım, içeride değildim. Televizyon için ilk kez ayakta mı? İlk kez değil, daha geçmişte daha de oldu. Oldu ya, hatırlıyorum, ayağa kalkıldı yani. Ama o zaman yani Erdoğan mı? Evet. Erdoğan geldiğinde mi? Evet. Yani öyle hatırlıyorum. Yani. Şimdi mesela hafızam beni yanıltmasın. En az iki veya üç kere yani ayağa kalkma oldu yani. Grubun büyük bir kısmı yer almamış herhalde. Yok. Grubun büyük kısmı salondaydı. Grubun bir kısmı salona girmedi. Şimdi Erdoğan mesela 31 Mart seçimlerinde biz asla popülizme tevessül etmedik demiş içeride. Muhalefete bir takım eleştirileri var. Enflasyonun düşeceğini söylüyor. Enflasyonla mücadelenin devam ettiğini söylüyor. Yani hani iki şeyi var ya, şapkası var ya Erdoğan. Evet. Cumhurbaşkanı ve Adalet Kalkınma Partisi Genel Başkanı. Biraz içeride Adalet Kalkınma Partisi Genel Başkanı yürütmenin başı sıfatıyla daha çok konuşuyormuş gibi. Gerçi Cumhurbaşkanı olarak da öyle zaten de. Sistemin garabetlerinden bir tanesi de bu işte, herhalde. İşte partili, yani bugün, dedim ya, bu anayasa değişikliği Erdoğan'ın fiilen yani yönettiği rejime uygun bir anayasa modeli ortaya çıkardı. Bu modelin dünyada bir örneği yok yani. Yani Sezgin Bey, şöyle bir gariplik olmuyor mu? Siz işte Cumhurbaşkanı, hani Cumhurbaşkanı'nın şu anda meclis açılırken konuşuyor olması eskiden kalma bir şey. Evet. Yani Cumhurbaşkanı devletin birliğini, halkın birliğini ve bütünlüğünü temsil ettiği için öyleydi. Ama şu anda öyle değil. Pratikte öyle değil yani. Değil tabii. Değil. Evet. Yani Erdoğan partili, doğrudan partili, evet, partili, siyaset yapıyor. Partili Cumhurbaşkanı yani sonuçta. Evet. Ama siz ayağa kalkıyorsunuz. Evet. Yani niye yapıyor bunu Cumhuriyet Halk Partisi? Ya onun şahsından daha öte, onun işgal ettiği, onun bulunduğu makama saygı bakımından yapılıyor. Başka bir açıklaması yok. Yani sonuçta
seçimle gelmiş, seçilmiş. Halen işte Cumhurbaşkanlığı görevini de yürüten aynı zamanda bir şahsiyet kendisi. Dolayısıyla onun Erdoğan'ın, Recep Tayyip Erdoğan şahsına değil, Adalet ve Kalkınma Partisi lideri olarak onun şahsına karşı değil, onun makamına işgal ettiği makama en nihayetinde Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı tabii, evet, yani sonuçta yani Erdoğan'a biz mücadele ediyoruz kendisiyle. Şahsına yani. Makamına. Evet. Yalnız evet, evet. Hani biz kavgadan uzak duralım, halk işte bu kutuplaşmadan, kavga ortamından çok bezdi, yıldı vesaire. Cumhuriyet Halk Partisi herkesle konuşabilen bir parti olsun vesaire siyasetinde bir sonucu. Evet, yani sonuçta yani bu şekilde de ifade edeceklerdir herhalde grup sözcüleri. Ama yani bu böyle yani bizim siyasetimizin odağında olan bir mesele değil yani. Anladım. Sonuçta şimdi gelmiş bir dakika. Evet. Söylediği cümle tam olarak şu: Bahçelik Özgür Özel'e provokatör diyor. Özgür Özel, sana diyorum, iddiaların aynen şahsın gibi çürüktür diye de sesleniyor tabii. Şimdi bakın yani tam da sonra gelip tokalayacağım. Şimdi genel kurulda her bir genel başkan girmişse ve orada genel başkanlar varsa yani siyaseten de yani onu yaparsınız yani. Yani burası bir kavga yeri değil Ahmet gerçekten. Ahmet Türk'ün Bahçeli ile tokalaşması evet, da konuşulmuştu. Evet, yani dolayısıyla yani burası kavga yeri değil. İşte sabah saat 10'da 10.30'da en ağır sözleri söylemiş ama genel kuruldasınız. Onun cevabını Özgür Bey de grup sözcüde de verecek elbet yani sonuçta bizler de vereceğiz. Veriyoruz zaten ama peki. Orası yani bizim topluma kavgayı gösterebileceğimiz, kutuplaşmayı gösterebileceğimiz, nefreti göstereceğimiz bir yer değil. Yani böyle olmaması lazım. Peki. Yani o yanlışa karşı bir yanlışla cevap vermemek lazım. Benim kişisel kanaatim bu. Peki Sezgin Bey, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Eyvallah. Sağ olun. Şimdi görüşürüz. Reklama gidelim. Reklamdan sonra saat 16'da saat başında Zeynel abiyle yine buradayız, bekleriz.